Ekin hayatındaki büyük değişimi Canan anlatıyor. Seni ilk öptüğüm an, dudaklarım kalbimde. Seni beklemiş inan, ölüyordum heyecandan. Ölüyordum heyecandan. Ortaköy Rock House'tan hepinize merhaba. Evet, yanımda hepimizin sevdiği, özlediği Özlem Tekin var. Özlem merhaba. Merhaba, adım üstümde. Neden özlediniz acaba? Ortalıktaydım halbuki. Şimdi Özlem, 3 tane albüm yaptıktan sonra, yani biz senin müziklerini çok seviyoruz. Ümit ediyoruz ki devam edeceksin. Kendini nasıl hissediyorsun? Biraz ara vereyim, kendimi toparlayayım, enerjimi, ruhumu toparlayayım. Öyle mi diyorsun? Kesinlikle, tam da o dönemdeyim. Kesinlikle, fakat... Yani evet, 3 albüm aslında beklediğimiz şeyi alamadık, tepkileri alamadık. Maalesef o dinleyici kitlesini genişletemedik. Hep aynı kısıtlı belli bir yüzdemiz var, orada kaldı. İşte hep konserlerimiz aynı yerlerde, işte hep güçlüklerle, hep bir hani işte bir arabesk müzik kadar bir türlü ya da ne bileyim Türk sanat müziği kadar bir türlü bir genişleyemiyoruz. Özlem, geri gidiyorum ama. Neden? Geri gidiyorum işte o ilk albümün çıktığı zaman. Benim hatırladığım şu var. Biraz utangaçtın, biraz sessizdin. Oysa şimdi o kadar güler yüzlü, o kadar gülüyorsun ki. Yani çok şey yaşadın aslında. Çok şeyler yaşadın. 6 seneden bahsediyorum. Ya o yıllar, o periyot hepimiz için çok önemli. Öyle bir şey. Aslında o zaman sessiz değildim. Sadece biraz daha... Biraz daha bilmiyorum yani, belki karakterim de değişmiş olabilir ya da yaşadığım şeyler daha beni hayata daha böyle negatif tarafları taktırtıp onların üstüne gitmek yerine biraz daha vaktimi güzel geçirmeye, biraz daha işte neşeli, etrafı da neşe saçarak yaşamaya itmiş olabilir ya da şöyle bir şey olabilir. Aslında çok incelemiyorum ben, çünkü geçmişten bahsetmekten pek hoşlanmıyorum. Hep anı yaşamaya çalışıyorum. Geleceği de fazla düşünmemeye çalışıyorum açıkçası. Değerlendirir misin müziğini bize hakikaten? Aslında 3 albüm de birbirinden farklı. Hepsi de başka şeyler, böyle ne diyeyim, o dönemki trendi yakalamaya çalışan albümler oldu. Özellikle ikinci albüm, yani 1 ile 3 birazcık daha birbirini andırır ama özellikle ikinci albüm tamamıyla elektronik, çok başka bir tür müzikti. Aslında şu sentez lafına ben nefret ediyorum. Hafif bizim müziğimiz içine girmiş, birazcık da böyle batın sound'u falan. Nefret ediyorum ama galiba döne dolaşa oraya geliyoruz. Öyle bir şey yapmak durumunda kaldık. Açıkçası söyleyeyim, ben öyle bir sentezden yana değilim. Çok da hoşlanmıyorum karma karışık olmuş müziklerden. Yapmak istediğini yapmaya korkmuyorsun. Yani cemiyet ne der, annem babam ne der. Yani bu giyinme tarzın çok basit bir şey. Saç renginden, giyinme tarzına, kliplerinde bile... Bunu nasıl sen cesaretle yapabiliyorsun da bazıları yapamıyor? Başkalarının gözünden kendimi onaylatmaya ihtiyaç duymuyorum. Yani karşımdaki insanlar ya da çevremdeki insanlar ya da herhangi birinin gözünden kendimi görmek istemiyorum. Onların gözünden evet iyi bir kız ya da evet çok işte hoş bir arkadaş ya da bilmem ne demesini bırakmıyorum. Ben kendimi gördüğüm gibi görmeye çalışıyorum. Kimine göre yanlış, kimine göre... Trafikte seni rahatsız eden ve böyle mesaj vermek istediğin bir nokta var mı? Mesela aklına geliyordur belki. Şimdi belki şöyle biraz dışarıda evvel... Dışarıda biliyor musun? Başıma felaket bir şey geldi. Rezil olmuşsun.
Evet, bunu anlatayım mı ama kimseye söylemiyorum. Tamam mı? O gerek, o kişi duymayacak. Gelirken, park yerine girmeye çalışırken karşıma bir araba geldi, dikildi. Adam kenara çekilmiyor. Bir taraftan yani nefret ettiğim şey telefon araba kullanırken bana telefon gelmesi ve nasıl yaparlar böyle bir şey? Nefret etmeye çalışıyorum, telefonu kapatmaya çalışıyorum. Çünkü park yerine girmeye çalışıyorum ve zaten zor. Normalde de konuşmaktan hoşlanmam. Tam o sırada sinirli karşımdaki insana bağırırken bu sefer karşıdaki şoföre sinirlenmeye başladım. Çünkü durdu ve hiçbir çaba göstermedi geçmek için. Ben bu şeyden yanayım dedim ya, hani biraz karşıdaki biraz ben yanayım da geçelim. Sığmıyoruz çünkü bu şehire, çok belli. Durdu. Ben de çok sinirlendim. Önce telefondakini bağırıp kapattım. Sonra da karşıdaki şoför. Şoför bey dedim ki, siz de biraz zahmet gösterseniz şu tarafa geçseniz ben de şuradan geçsem dedim. Meğer hocamız mı? Hepimizin sinirli zamanları oluyor ama hakikaten çok anlayışlı olmamız lazım. Yani hakikaten insan elinden geleni yapmak durumunda, bu şehirlere sığmıyoruz çünkü. Anlayışla, normalde de sinirli bir kişi değilimdir trafikte. Bana arkadaşlarım çok hakikaten ne kadar sakinsin der. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Biraz anlayış. Tövmeze denk gelmiş.